Merhaba arkadaşlar, çarpanlar ayırma konusuna geldik. Çarpanlar ayırma konusu matematiğin aslında geometri kısmı. Geometri derken hocam geometriyle ne alakası var diyenlere. Görme işi yani çarpanlar ayırmada istediğin kadar özdeşlik bil, istediğin kadar iki kare farkının uzmanı ol. İşte ortak parantez konusunda profesör ol. Eğer ki göremezsen çözemezsin. Bazen terim ekleme, terim çıkarma olur. Bazen işte birini başa koyup birini sona koyar. Onları yan yana getirip ortak paranteze almak durumunda kalırsın. Biraz görme işi. Çok fazla soru çözmek gerekiyor bu konuda. Şimdi hocam her konu için çok soru çözün diyorsun. Tamam, evet her konu için çok soru çözmek gerekiyor ama çarpanlara ayırma daha çok konu çalışmaktan ziyade çok fazla soru tipi görmekle alakalı, biraz pratik yapmakla alakalı. Diğer konulardan birazcık farklı bir özelliği var yani. Şimdi özdeşlikleri bir kağıda yazsa, ÖSYM dese ki size özdeşlikleri bakmak serbesttir. Yalnız da bir kağıt getirin dese bilin ki yani bu şu anlama geliyor. Özdeşliklerin formülü elinizde olsa bile diyor ÖSYM, bunları görmeden çözemezsiniz diyor. O anlama geliyor. Görme işi. Şimdi özdeşlikleri tek tek yazmayayım diye boş bir ekrandan ziyade gerekirse boş bir ekranı açacağımız kısımlar da olur ama çarpanlar ayırma kısmını yansı üzerinden anlatacağım. Arkasından da soru çözeceğiz. Yani bir an evvel soru çözmeye geçmek istiyorum. Zaten yansıda da basit sorular var. Sonra basit bir testimiz var, öğreten bir testimiz. Sonra yavaş yavaş zorlaşan testlerimiz var arkadaşlar. Yarınla beraber bol bol soru çözüp bu işi bitirmiş olacağız deyip çarpanlar ayırma konusuna geçiyoruz arkadaşlar. Nasıl bir giriş yaptım ya. Şimdi sevgili arkadaşlar, çarpanlar ayırma nedir demiş. Nedirle ilgili bir soru var mı? Yok ama yine bir söyleyelim. Bir denklemin, fonksiyonun, polinomun ya da tam sayının kendisini oluşturan çarpanlara yani bileşenlerine ayrılmasına çarpanlar ayırma diyoruz. Bu bileşenlerin çarpımı şeklinde yazılmasına diyor daha doğrusu. Mesela 21 sayısında baz aldığımızda 3 ve 7 diye çarpanları var ya da 1 ve 21 diye çarpanları var arkadaşlar. X kare eksi 16 sayısının meşhur biliyorsunuz arkadaşlar iki kare farkı olduğunu, x eksi 4, x artı 4 olduğunu ki bu konunun da en önemli kısmı bana göre en fazla soru gelebilecek kısmı iki kare farkı arkadaşlar. X eksi 4, x artı 4 diye yazılabildiğini, 3x eksi 15 denklemini de 3 parantezinde x eksi 5 şeklinde de yazabiliyormuşuz arkadaşlar. Demek ki buna çarpanlara ayırma diyoruz arkadaşlar. Bu yaptığımız işlemlere çarpanlara ayırma diyoruz. Bu kısım biraz hikaye kısmı çok fazla şey yapmaya gerek yok diyorlar ya. Pascal üçgeni meşhur arkadaşlar biliyorsunuz. Şöyle bir göz gezdirmenizi istiyorum sadece. Bakın üçgeni buraya yapıştırdım. Kendim yazmadım. 1, 1, 1, 2, 1. Yani şurası arkadaşlar. Bakın x artı y ya da eksi y'nin karesinde kullandığımız kısım. Mesela şurası x artı ya da eksi y'nin küpünde kullandığımız kısım. Mesela burası pek kullanmadığımız ama bilmenizde fayda var dediğimiz dördüncü üslük kısmı. Hala soru geliyor mu hocam Pascal üçgeniyle? Yok Pascal'la ilgili soru gelmiyor da yani şurada kullanıyorsun, şurada kullanıyorsun. Yani Pascal'la ilgili bir kısım. O binom diye bir konu var. Binomda bunu daha fazla kullanıyorsunuz. Orada lazım olabilir. Yoksa ben sadece bir görün istedim. Bir bakın istedim. O yüzden koydum buraya. Geçiyorum. Şimdi gelelim özdeşliklere. Bunları uzun uzun yazmak istemedim arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz ama ben yine de tekrardan hızlı bir şekilde. Mesela bir dakika bir şey sorayım hemen. Aranızda özdeşlikleri, küpleri, kareleri, farkların karesini, toplamların karesini bilmeyenler var mı özdeşlikleri? Bilmeyen var ise hadi cevap vermeyin. Bu gece bunlara muhakkak bakın arkadaşlar. Zaten bence benim dersime gelmeden önce konuda çarpanlara ayırmaysa özdeşikleri yeniden gözden geçirmeniz gerekiyordu. Bunu ödev olarak vermeye gerek yok zaten. Bir de ödev demişken de haftalık soru takip sayılarını göndermeyenler var hala. Lütfen gönderin. Çalışıyorum diyorsunuz ama görmem gerekiyor. A artı B'nin karesi bakın bir tane A kare, 2AB, 1B kare. O birleri öylesine koydum fantezi olsun diye. Yani biraz önceki Pascal üçgeninde kullandığımızı görün diye arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz A artı B'nin karesinin nasıl olacağını. İkinci dereceden bir denklem olduğu için 1, 2, 1 katsayıları kullanılmıştır diyor. A eksi B'nin karesi olursa bir tane A kare eksi 2AB artı 1 kare. Bakın bir daha söylüyorum. Bugünkü dersimizde özdeşikleri kullanacağız. İnşallah biliyoruz. Ben yine şuraya şöyle bakın göstereyim size. Mesela x artı y'nin karesi deniyorsa birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Eğer bu ifade x eksi y olursa birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı çünkü bu ikinci eksi y, sonra ikincinin karesi y kare oluyor. Bunları bileceksiniz. Yani bunları bana söyletmeyin. Tamam. Burada da bir örnek vermişiz mesela. Ben de biraz daha farklısını yapayım. Mesela 3x eksi 2y'nin karesi olsun arkadaşlar.
Birincinin karesi, bakın 9x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, eksi 2 çarpı 3x çarpı 2y. Tamam mı arkadaşlar? Sonra ikincinin karesi, yani 2y'nin karesi. Burada bazıları 4y yazıyor. 4y kare. Hem 2'nin karesi hem de y'nin karesi. Bunları bileceğiz arkadaşlar. Bunları adınız gibi bileceksiniz. Hemen birazcık altına bakın ne demişim ben burada. Buraya dikkat. Buraya iyi dikkat. A artı böyle bir soru tipi de var biliyorsunuz. A artı 1 bölü A'nın karesi ne oluyor arkadaşlar? Yine aynı şekilde bakın burada biraz bir güzellik var, soru tipi var daha doğrusu. Birincinin karesi A kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bakın 2'yi koyuyorum, o Pascal'dan da geliyor. 2A 1 bölü A. İkincinin karesi 1'in karesi 1'dir. A'nın karesi A karedir. Bakın şimdi izleyin. Burada güzellik şu. Şu A ile şu A'nın birbirini götürmesi. Yani sonuç olarak A kare artı 2 artı 1 bölü A kare şeklinde oluyor. Şunu da başka bir şekilde göstereyim. Mesela 2a eksi 1 bölü 2a'nın karesi olsaydı. Birincinin karesi 4a kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı arkadaşlar. Bakın eksi 2. Bu zaten var. Fars. Şimdi vacipleri yazıyorum. 2a 1 bölü 2a. Sonra en sonda da 1 bölü 2a'nın karesi. Yani eksi olduğu için artı oluyor karesi. 1 bölü 4a kare oluyor. Nasıl yazdım bunu? 4a kare oluyor, sizin kamera görüntülerini şuraya aldım. Sonra arkadaşlar bakın burada a'lar gitti, 2'ler gitti. Sonuç olarak ne oluyor? 4a kare eksi 2, 1 bölü 4a kare oluyor. Bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu da özdeşlik olarak önemli. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Bakın a eksi 1 bölü a'nın karesinde a kare eksi 2 geliyor. A ile 1 bölü a'nın çarpımı 1 bölü a'nın karesi. Aman gözünüzü seveyim, bunları unutmayalım. Şimdi üçlü toplamların karesine bakalım. Hızlı gitmiyorum değil mi? Biliyorsunuz diye böyle anlatıyorum. Değil mi arkadaşlar? Kafaya yatıyor. Yani aslında bilen için hikaye, bilmeyen için de arkadaşlar aman diyeyim. Bakın tehlike çanları. Tamam. Şimdi bakın hemen şuraya geldim. A artı B artı C'nin karesi. Şimdi üçlü olduğu zaman da korkacak hiçbir şey yok. Bunun da soru tipi var. Göreceğiz bunları da. Bakın burada ne yapıyorsunuz? Şuraya yazayım. Birincinin karesi, ikincinin karesi ve üçüncünün karesi. En son ne yapıyoruz? A ile B'yi çarptığın zaman AB yapar ama iki tane var. Hani iki parantezine alıyorduk ya, ya da iki kat sayısı oluyor demiştik ya. Bu da kare ya zaten. 2AB. A ile C'yi çarparsam artı A ile artı C'yi çarparsam artı 2AC. Artı B ile artı C'yi çarparsam BC ama 2BC diyorsunuz. İşi bitiriyorsunuz. Eksi de birazcık belki sıkıntı var. Dikkat etmemiz gerekiyor. A eksi B eksi C'nin karesi. Bakın bunu nasıl yapıyorsunuz? Birincinin karesi. İkincinin karesi de artı B kare oluyor. Üçüncünün karesi de artı C kare oluyor. Sebebi kebiri. Çünkü eksiler de kare olunca artı oluyor biliyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? A ile eksi B'yi çarparsanız eksi AB ama eksi 2AB diyoruz. A ile eksi C'yi çarparsanız eksi AC yani eksi 2AC diyorsunuz. Ama ve lakin bunu siyahla göstereyim. Eksi B ile eksi C'yi çarparsanız susar mısın lütfen? Eksi B ile eksi C'yi çarparsanız artı BC oluyor. Artı 2BC yazıyorsunuz. Tabii bunu hoş şöyle gördüğünüz zaman da korkmayın. Aa bu ne demiş demeyin. Eksi 2 parantezinde mesela AB, AC, eksi BC şeklinde de görebilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Nerede? Şurada. Peki sağ ol Bilge. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Peki. Bir problem yok herhalde. Oh rahatladım. Geldim aşağı. Toplamın ve farkın küpü. Aha küplere geldik. Bir tık büyüdük biz arkadaşlar. Bir tık büyüdük. Şunu bir aşağı indireyim. Şunu da biraz yukarı çıkartayım. Ha. Küpler yok. Kolay. Çok kolay bence. Bakın yine A artı B'nin küpü dendiği zaman bu sefer şöyle yapıyorsunuz. Hani 1, 3, 3, 1. Tamam. 1, 3, 3, 1. Bakın buraya 1 koyayım. Buraya 3 koyayım. Buraya 3 koyayım. Buraya 1 koyayım. Bakın katsayıları yazdım. Sonra ortasını doldurayım. Birincinin karesi A kare. Tamam mı? İkincinin, bak burası çok önemli. Burası A kare diyorum, özür dilerim. A küp. Ya 2'yi 3 yapıyorum ya 3'ü 2 yapıyorum. Neyse. Arkadaşlar 1'i çarpı A küp diyorum. Bakın şimdi şuraya bir şey yazacağım. Biraz sonra sileceğim bunu. B 0 yazıyorum. Sonra sileceğim. Rahat olun. Artı olunca arkadaşlar hepsi zaten artı oluyor. Buraya bir artı koydum. Sonra bakın A küptü. A kare oluyor. Şu B 0 dediğimiz B 1 oluyor. Artı. Sonra A küptü. A kareydi. Şimdi A, bakın izleyin arkadaşlar. A 1 oluyor.
B kare oluyor. Dikkat edelim. Artımızı yazıyoruz. En sonda da arkadaşlar bakın ne oluyor, iyi izleyin. Siyahla gösteriyorum. Bu sefer A1 oldu. A0. En sonda arkadaşlar ne yazıyoruz? B küp. Yani buradaki mantık şu. Sıfırları siliyorum, bir anlamı yok. O zaman ne oldu? Şurada bir A küp var. Artı 3A kare B artı 3AB kare artı B küp oluyor. Bunu niye söyledim? Bakın bir şey dikkatinizi çekecek mi? A'yı baz aldık. Önce A var. İyi izleyin. Hatta başka bir renkle göstereyim. Bakın A'yı baz aldım. A'yı baz aldım. Küptü, kareydi, birdi, ziroydu. Bakın sıfırlandı. Görüyor musunuz? Şimdi başka bir rengi alayım. İyi izleyin. Burada B0. Şurada gözükmüyor. B0 var. B1. Bakın. B2. B3. Yani şöyle diyebilir miyiz işin özü? A küp şöyle oluyor. A küp, A kare, A1, A0. Aynı anda öbürü de şöyle oluyor. Başlangıca baktığımız zaman karşısında. Buradan baktığımız zaman. Buradan itibaren artış başlıyor. Bu azalıyor, bu artıyor arkadaşlar. Yukarı doğru bir artış oluyor. B0, B1, B2, B3. Azalırken biri artıyor. Bu kafaya yattı mı? Yani biraz çağrışım yapsın diye anlattım size. Çağrışım olsun diye. Böyle anlatmıyorlardır belki de ama hani ben aradaki farkı görün diye. Ama ve lakin bunu şöyle göstermek istiyorum. Bakın diyelim ki 2x ne olsun? Eksi 3y'nin küpü. Orada aynı örneği vermişim. 2x eksi 3y'nin küpü. Bakın burada biraz dikkat. Lütfen dikkat. Birincinin küpü. Başında 1 var. Yazmasam da olur. O 1, 3, 3, 1'deki 1'den bahsediyorum. Tamam. 2x'in küpü. Bakın iyi izleyin. Sonra eksi diyorum. Çünkü eksiyle başlarsa eksi artı eksi diye gider. 3'ü koyuyorum. Şu 3. 2x'in karesi. Sonra şu arkadaş geliyor. 3y. Tamam. Sonra artıyı koyuyorum. Çünkü küplerde eksi artı diye gidecek fark varsa. Daha sonra ne yapıyorum? Yine 3'ü koyuyorum. O 3 şu 3. 2x'e indi. Bakın aman Allah'ım 3. 2 1'e indi. Sonra bu da şurada 0'dı. Burada 1 var. Kimse görmüyor. Bak şurada 1 var. Sonra 3y'nin karesi oluyor ama komple karesi. En son bir daha eksi. Niye? Eksi artı eksi. Şu 1'i getirip koyuyorum. Bu sefer 2x kayboldu gitti. 3y'nin komplesinin küpü. Komplesinin dediğime göre de şu 8x küp oluyor. Eksi 3 dursun karesini alma. 4x bak izleyin. 4x kare 3y oluyor. Burada ise 3 kere 2x'ten 6x dedim. Hani onu öyle yazalım. 9y kare. Burada da eksi 27y küp. Buradan ne oldu? 8x küp. Eksi 12, 36 unutmayın. X kare y. 6 kere 9, 54. 54xy kare. Eksi 27y küp. Arkadaşlar anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Sınıfım anlaşıldı mı? Peki. Şimdi arkadaşlar biraz daha aşağı inelim. Şimdi kareler toplamı denen bir şey var. Kareler toplamı neyse ona bakalım. Şimdi biraz önce biz A artı B'nin karesine bakıyorduk. Bak bunu yapıyorduk. O neydi? A kare artı 2AB artı B kareydi. Biraz önce gördüğümüzden bahsediyorum. Ama bize onu sormuyor. Bize şundan şunu soruyor. Aslında buna çok benziyor. İnsan karıştırıyor. Ama dikkat ederseniz bunu yazdıktan sonra bir şey fark ettim. Şu A kare artı B kareyi alalım. Buradan 2AB'yi karşıya eksi olarak götürelim. Eşittir A artı B'nin karesi eksi 2AB değil midir? Çünkü içinde 2AB var. Onlar birbirini götürecek. Dolayısıyla A kare artı B kareyi böyle öğrenmenizde fayda var. Bunu anlatırken yıllar evvel bir de şöylesi var demiştim arkadaşlar. Oradan bir tanesi hemen hocam o yanlış yazdınız. Neyi yanlış yazdım? Dedim ki A kare artı B kare aynı zamanda şuna eşittir dedim biliyor musunuz? A eksi B'nin karesi artı 2AB dedim. Oradan biri dedi ki hocam şu artıyı dedi yanlış yaptınız dedi. Bu artıysa bu artı olur, bu eksiyse bu eksi olur dedi. Allah Allah dedim. Hocam öyle mi? Baksana yukarıdaki örneğe çok benziyor. O şöyle olacak diyor. Yani şu ifadenin böyle olma. Ben gözünü sevdiğim. O gördüğün A kare eksi B kare neyi? İki kare farkı o. A eksi B, A artı B. Allah çarpar. Adamı Allah çarpar vallahi. O ayrı bir şey. Bunu başka bir şeyle karıştırmayacaksın. Bu yazdığım doğru. Hocam ispatla inanmıyorum size. Al gözüm inanmıyorsan A kare eksi 2AB artı B kare artı 2AB. Şu 2AB, şu 2AB'nin panzehiri. A kare B kare. Yazdığım doğru muymuş? Doğruymuş. O zaman buradan mütevellit öğrendiğim şeyleri yazıyorum. Ne öğrendim ben buradan daha doğrusu? Şunu öğrendim. Biri bana eğer ki A kare artı B kareyi soruyorsa sakın ola sakın şundan karıştırmıyoruz A artı B'nin karesine. Bu bakın adı üstünde çevirisi şöyle. Karelerin toplamı.
Bu toplamın karesi. Bak bu kareler toplamı, yukarıdaki başlık toplamın karesiydi. Tamam mı? A artı B'nin karesi diye düşünmüyoruz. Eksi 2AB diyoruz, panzehir. Aynı A kare artı B kareyi de bu sefer A eksi B'nin karesi artı 2AB yazıyoruz. O da onun panzehiri. Bu kafaya yattım arkadaşlar. Bunu bir örnekle isterseniz somutlaştıralım. Bakınız. Ne diyelim? 25 A kare olsun. Tamam mı? Eksi ya da artı diyeceğiz tabii. Kareler toplamı ya zaten bu. Ne olsun biliyor musunuz? 64 B kare olsun. Şimdi sen böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığın zaman hani gelir mi? Çok nadir. Şunu yapacaksın. Şu kimin karesi? 5A'nın karesi. Bu kimin karesi? 8B'nin. Hemen şöyle yapacaksın. 5A artı 8B'nin. Ortada artı var ya. 5A artı 8B'nin karesi. Tamam mı? Buraya kadar tamam. İçinden çıkartmamız gerekenler var. Ne yapıyorsun? İki tane 5A ile 8B'yi çıkarırsan sana kimse bir şey demez. Hocam bunu şöyle de gösterebilir miyiz? 5A eksi 8B'nin karesi. Evet. Artı iki tane 5A 8B diye de gösterebiliriz. Kafaya yattı mı? Baksana şöyle düşünsene bir. Bak A şu, B bu. Zaten bu da A, bak bu da B. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Biraz çok A'lı, B'li, kareli, mareli konuşuyorum. Karışık gelmiyor değil mi? Kafaya yatıyor. Peki. Şimdi gelelim meşhur. Bizim o iki kare farkı var ya. Oo. Buranın en önemli özdeşliği bana göre. En fazla sorun çıkan özdeşliği diyelim. Şimdi A kare eksi B kare. Adamın duruşu bile asil. A eksi B, A artı B. Bak iki şık şık bir tık tık. Şimdi bunu nasıl görebiliriz? Şimdi bir kere mantık şu. Ortada eksi olan her şey aslında, bak ortasında eksi olan her şey aslında iki kare farkıdır. Hocam saçmalamayın. Mesela adama diyorum ki şu da bir iki kare farkıdır diyorum. Ama bizle hani DGS ile özellikle çok fazla karşımıza gelmiyor. Ama bakın bu da bir iki kare farkı. Ama ben şimdi bu dursun bakalım. Biraz sonra daha iyi anlayacaksınız. Ama hocam niye anlattınız? Ya biraz magazin bilgisi olsun. Sınavda pat diye bu gelmiyor. Zaten böyle bir şey gelirse iki kare farklı insanın aklına gelmez. Ama hani ben ondan bahsetmiyorum. Özellikle mesela biraz sonra anlatacağım şey de bunun neresi iki kare farkı diyen adamlar yanıyor. Çünkü o geliyor. Bu gelmez de biraz sonra diyeceğim şey gelecek mesela. Şimdi nasıl olur bu? 36 A kare eksi 25 diyelim. Ortada eksi var. Aslında bu zaten bağırıyor. Ben iki kare farkıyım diye bas bas bağırıyor. 6'ya A, böyle yazın altına hiç çekinmeyin. Buna da 5 koyun. Bir kere yazdıktan sonra ikisi neyin karesi yani bu ikisi? 6A ile 5'in karesi ayrı ayrı. Hemen ne yapıyorsunuz? 6A'yı 5'i buraya bir yazıyorsunuz. Bir daha 6A'yı 5'i yazıyorsunuz. Şuraya bir artı, buraya bir eksi koyuyorsunuz. Bu kadar kolay. Mesela başka bir şeye geçelim. Şöyle bir örnek verelim. 81A üzeri 4, tamam mı? 49B üzeri 6. Mesela bu da bir iki kare farkı. Zaten o da 81 ve 49'dan bağırıyor. 9 ile A karenin karesi, 7 ile B küpün karesi. Yani ille şöyle bir şey beklemeyin. A kare eksi B kare olaydı yapardım. Bu da öyle bir şey. Yani ille bu olacak hali yok ya. Ne yapıyorsun? 9 A kare eksi 7 B küp. 9 A kare artı 7 B küp. Bu kadar kolay. İki kare farkını bileceksin. Yani madem tek bir şey bileceksin diyelim. Hocam benim tek bir hakkım var bilmek için. Nasıl bir haksa onu hangisini bileyim? İki kare farkını bil. Şansını artırırsın. Mesela işte bahsettiğim şey bu. A eksi B. Bunun neresi iki kare farkı? Nasıl iki kare farkı değil? Bu kök A. Bu kök B'nin karesi. O zaman kök A artı kök B. Kök A eksi kök B. Vallahi çıkıyor. Şimdi mevzuya dönüyorum. Bunun neresi iki kare farkıydı diyenlere? Hemen söyleyeyim. Şuraya yazayım hatta daha geniş gözüksün. Şu neyin karesi? Kök x'in. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi y küp neyin karesi? Şimdi insan aklına şu gelir önce. Bak düşünün. Hocam aklıma gelen şey şu. Acaba diyorum y bölü 3 bölü 2'nin karesi diyebilir miyiz? Y üzeri 3 bölü 2 diyelim. Bunun karesi diyemez miyiz? Karesi değil mi? Y üzeri 3 bölü 2'nin karesi. Bunun da o zaman ben bunun şu anda gördüğünüz şey y 3 bölü 2'yi alacağıma göre hani bir şey öğretmiştim size. Şurası y, şurası 3, şuraya 2 yazmasam da olur. Bak şurası. Tamam. Çünkü niye? Biz buradaki mantığımız ne olacak? Y üzeri 3 bölü 2'yi biz arıyoruz. Onun karesi olması gerektiğinden dolayı. O zaman ben ne yaparım? Şuraya ortaya bir eksi koyarım. Bir daha yazarım.
Şurada bir tane ye küp yaparım. Al size iki kare farkı. Yani anlatmak istediğim şey şu. Her şey ortasında eksi varsa iki kare farkı ama kullanmayacağız. Ama şunu abi çok kullanacağız. Çok kullanacağız, dikkat edin. Burada kafaya yattı sanırım. Sevgili arkadaşlar, iki kare farkı yattı mı kafaya? Mesela iki kare farkını bazen şöyle yapıyorlar, tamam mı? Çok cinler. Mesela şöyle yapıyor. A kare artı B kare eksi 2 C kare diyor, tamam mı? Şimdi bakıyorsun olmuyor. Halbuki bölüşme esasından şöyle yapıyorsun bak. A kare eksi C kare artı bu 2 C kareyi bir de B kare de veriyorsun bak. Görüyor musunuz? C kare bir buna geldi, bir buna geldi. Bölüştüler. Bu A eksi C, A artı C. Tabii sorunun devamı var da ben sana bunu göstermek için gösteriyorum. Tamam? B eksi C çarpı B artı C. Bakın 2 C kareyi bölüştük. Oluyor mu? Oluyor. Yani böyle hani iki kare farkını biliyorsun. Çok iyisin. Böyle bir soru gelip apışıp kalıyorsun. Niye kalıyorsun? Görme işi işte. O C kareyi bölüştürmek zorundasın. Çarpanları ayırma tamamen görme işi. Yani çözmüşsen bazen değer veriyorsun. Değer verdiğin zamanda da arkadaşlar bazen, şimdi ben size bugün değer vermeyle ilgili de şeyler göstereceğim. Acayip yöntemlerim var burada. Ama hani önerir miyim? Hep böyle çözüm mü diyeyim? Çok zorlandığınız zaman, çaresizlikte, çaresizsiniz diyorlar ya. Çaresizlikte çaresizsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim küpler toplamı, küpler farkı. Arkadaşlar altta bir kedi var. Yerde bir kalem var. Ondan oynuyor, gürültü yapıyor. Çok özür dilerim. Kız, ver şunu. Terbiyesiz. Ders yapıyorum, görmüyor musun? Evet. Şimdi A küp artı B küp açılımını nasıl yapıyoruz? Bakın, bu küpler toplamı, küpler farkı. Şimdi sevgili arkadaşlar, biraz önce toplamın küpünü yapmıştık. Şimdi küpler toplamını yapıyoruz. Farklı şeyler. Şimdi biraz daha buraya dikkat edin. Çünkü bunlar pek sevdiğiniz şeyler gibi değil. Ha, sevene bir şey demem. A küp artı B küp. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Artıysa küplerini sök, küplerini sök, böyle bir yaz. Bence karşılaştırarak anlatayım, durun. Şunu da buraya yazayım. A küp eksi B küp. Küplerini sök, yaz. Devamı var arkadaşlar, daha bitmedi. Şimdi iyi izleyin. İkisini karşılaştırarak anlatıyorum. Bir tane şey vardı arkadaşlar, hatırlıyor musunuz? Bu artıyla başlamış, şurada bir eksi hikayesi olacak. Bu eksiyle başlamış, şurada bir artı hikayesi olacak. Şuralardan bahsediyorum yani, tamam mı? Şunu hatırlıyor musunuz? A eksi B'nin karesi neydi? A eksi B'nin karesi. A kare eksi 2AB artı B kareydi. Hatırladınız değil mi? Eksili. Bu gördüğünüz ifadeyi alıyorsunuz. Buraya getirirken, iyi izleyin, buraya getirirken şu 2'yi söküp getiriyorsunuz. Yani şöyle. A kare eksi AB artı B kare. Artı ile başlamış eksilinin karesinin ikilisinin olmayışı. Nasıl bir isim tamlaması oldu bu? Gerçi içinde fiiller de var, isim tamlaması olmadı. Arkadaşlar bakın, A kare eksi 2AB artı B kare. İkisini sildim, oraya götürdüm. Tamam. Mesela şurada da şey var ya, A artı B'nin karesi. Bak şimdi izle. A kare artı 2AB artı B kare. Yeşil, gel bakayım buraya sen. Bak iyi izleyin. Şunu alıyorum. Tamam mı? Şuraya götürüyorum. Götürüyorum, bakın iyi izleyin. Herkes baksın nasıl götüreceğim. A kare 2. Git lan buradan. A kare artı AB artı B kare. Hocam niye burada eksiliye artılı? İşte bir eksili bir artılı olsun diye. Hocam burada niye öyle bir artılı bir eksili olsun diye. Hocam başlangıç nasıl olacak? Ortada artı varsa artıyla başla. Ortada eksi varsa eksiyle başla. Kafaya yattı mı? Kafaya yattı mı? Peki. Oturdu yani değil mi? Peki. Bu açılımın dışında açılım da var. Mesela yani diyeceksiniz ki hocam kafamızı karıştırma. Ama ne yapayım, bazen öyle gelebiliyor. Mesela bakın, A küp artı B küpü soralım. A artı B'nin küpü. Hani hatırlasanıza. Şimdi A kare artı B kare dediğimiz ifade şöyle bir şeydi ya. Daha önce gördüğümüz A artı B'nin karesi eksi 2AB diyordu. Hatırladınız mı? Ya da A eksi B'nin karesi artı 2AB diyorduk. Değil mi? Hatırladınız değil mi arkadaşlar? Şimdi Gülseren, ne kadar sesim geç geliyordu. Dersin sonunda bu kısmı anladım falan dersen kızarım bak. A artı B'nin karesi eksi 2AB. A eksi B'nin karesi artı 2AB. Şimdi bunu hatırlıyorsunuz. Biraz önce gösterdim. Acaba burada böyle bir şey olabilir mi? Olur mu? Olur. Niye olur? Şimdi bakın. A artı B'nin küpü. Hani A küp. Öğrendik ya. 3A kare B artı 3
AB kare artı B küptü ya. Şimdi bana sadece şu kısım lazım. Bak sadece bu kısım lazım. Şu kısım lazım. Şunlar lazım değil. O zaman ben buradan şöyle yazıyorum. Eksi 3A kare B eksi 3AB kare. Yani panzehir. İçinde, şunun içinde var. Şu zaten bak kırmızıyla gösterdim ya. Şunun sayesinde bunu alıyorum, bunun sayesinde bunu alıyorum. Bana kalanlar da zaten benim istediğim şeyler. Yattı mı kafaya? Yattı mı kafaya? Yattı değil mi? Lütfen yattı deyin. Ama hocam ben bunu geçen şöyle gördüm. Nasıl gördüm? Şöyleydi hocam ya. Vallahi korktum ben ondan. Allah olmam de. Şunun ortak parantezi almış hali. Şunun ortak parantezi almış hali. Korkacak ne var? Allah aşkına korkacak ne var? Tamam mı? Peki şunu A eksi B'nin küpünde görelim. Hani A küp eksi B küpte görelim daha doğrusu. Şimdi ne yapıyoruz burada? A eksi B'nin küpü diyoruz. Şimdi kimse görmeden kırmızı kalemle şöyle uzaklarda A küp eksi 3A kare B artı 3A B kare eksi B küp. Şimdi böyle bir ifade var. Şimdi iyi de bana o lazım değil ki. Bana bak bana şu siyahla altını çizdiğim yerler lazım. A küp eksi B küp lazım. Şimdi şu lazım olduğu için bunlar fazlalık. Ama eksi 3A kare B'nin panzehiri artı 3A kare B'dir. 3AB karenin de panzehiri eksi 3AB karedir. Şimdi bu panzehir kısmını anlamayanlar için. Rengi değiştireyim. Açılım buydu. Şimdi bunu şöyle yapıyorsun ya. A küp eksi 3A kare B artı 3AB kare eksi B küp diyorsun ya. Bunun yanına sen şu panzehirleri koydun. 3A kare B eksi 3AB kare. A kare B'ler, AB kareler birimini götürdü. Bak A küp eksi B küp olmuş oldu. Anlaşıldı inşallah. Bu kadar ayrıntıya anlaşılsın be. Güya anlatmayacaktım eşitsizlikleri. Şimdi bakın arkadaşlar. Şuradaki açılımı hemen yapalım. 27x küp artı 8. Şimdi 27 neyin küpü? 3'ün küpü. X küp neyin küpü? X'in küpü. 2 neyin küpü? 8 neyin küpü? 2'nin küpü. Ortada artı varsa 3x artı 2 biri beni durdursun. Çarpı, bakın 3x artı 2 yazdıktan sonra ne yapıyorum iyi izleyin. Şimdi bana ne lazım? 3x artı 2'nin karesi, toplamının karesi var ya onu yazacağım şimdi. Kimse görmesin şurada. 3x artı 2'nin karesini kimse görmesin. 3'ün karesi, 3x'in karesi 9x kare. İkisinin çarpımının iki katı demiyorsunuz bu sefer. İkisinin sadece çarpımı diyorsunuz. 6x artı 4. Onu getiriyorsun. 9x kare artı 6x artı 4'ü buraya yazıyorsun. Hatamız ne? Artıysa şurası eksi artı diye gidiyordu. Çünkü biz bunun karesini alacaktık, bunun karesini alacaktık, bunu getirecektik buraya. Anlaşıldı mı? Tek fark şu, şurası 12x değil. Anlaşıldı mı? Peki. Sola da zaten daha da pekiştiririz arkadaşlar. Şimdi geldik ortak paranteze alma. Sevimlidir, bir sevimlidir ki hepimizin de çok sevdiği. Ama bazen de çok sevimsizdir. Çünkü öyle ortak parantezler vardır ki canın çıkar. Göremezsin ya da. Bakın 3A kare B küp ile 6A küp B karenin söylemesi de zor bu konuyu. Bakın şurada 3 ile 6'nın OBEB'i. Bak burada konu OBEB olarak geldi. 3 ile 6'nın OBEB'i 3'tür. A kare ile A küpün OBEB'i yani küçük olanı A karedir. B küp ile B karenin küçük olanı da B karedir. Hop aldım paranteze. Şimdi buradan sonra ne yapıyorum? 3'ünü almışım. Önce buradan başlıyorum. A karesini almışım. B küpünü almamışım, B kare almışım, bir tane B yazıyorum. Ortadaki işaret artı, artıyı koyuyorum. Şimdi buraya geliyorum. Şimdi 3 var burada ama 6 lazım bana. Demek ki bir 2 lazım. Çünkü 3 ile 2'yi çarptığımızdan 6 olacak. Ya A küp demiş, bende A kare var. O zaman bana bir A lazım. B kare demiş, zaten B karesini almışım, hiçbir şey yazmıyorum. Aslında 1 yazıyorum da yazmıyorum. Ne oldu ortak parantez? 3A kare B kare, B artı 2A. 3A kare B kare, B artı 2A. Anlaşıldı mı? Peki. Bu anlaşıldı artılarını, anlaşıldı evetlerini tarama sınavlarında da görmek istiyorum arkadaşlar. Yine yaptığım şimdiki tarama sınavında bir 4-5 kişi girmiş. 1-2 kişi iyi. Özellikle Merve hep iyi yapıyor. Arzu'yu beğendim. Tuğçe, Turan Bayburt muydu? O kızımızı beğendim. İkisi de güzel yapmışlar. Arzu'da da bir yükseliş var. Merve hep yüksek yapıyor. Diğer arkadaşlarımızdan da evet Esra da yine iyi yapmış. Ama bir kızımız var. Ondan özel konuşacağım. İsmini vermiyorum şimdi. Beklemediğim bir net.
Tamam, daha iyisini bekliyorum. Yani herkes girsin arkadaşlar şu sınava lütfen. Ne yani ben daha girmedim hocam, giremedim. Yani ne oluyor sanki? Ben girersem değişir falan. Evet, alta. Hayır hocam bunu demek istemedim ben. Diye bir dönüş geliyor şimdi, bakın izleyin. Şimdi alta a küp bc kare. Kız yazamadı bile onu. Alta a küp bc kare eksi sekize kare. Aşağıdaki o sıpayı döveceğim vallahi var ya. Hanım, çocuklar İzmir'e gitti, peşimde geziyor. Hanımın eksikliğini acayip hissediyor. Çok seviyor hanımı, benim kedi. 6 a küp bc kare, 8 a kare b küp c. Tamam, burada ne yapıyoruz? 6 ve 8. OBEP'leri ne arkadaşlar? 2. A küp a kare. OBEP'leri ne? A kare. B, b küp. B. C kare c. C. Hop dedik buraya. 6 ise buraya 3 yapıyoruz. A kare, bak burada a küp var. Buraya a koyuyorum. B ise b zaten var. C kare c, bir tane c lazım. Eksiyi koyacağım. Eksi varsa unutmuyorsun. Bakın 2 ile neyi çarparsam 8 eder? 4'ü. Bakın burada a kare a kare almaya gerek yok. B küp b, bir tane b kare lazım. Bakın burada c, c'yi aldım. Anlaşıldı herhalde. Peki. Burada da zaten benzer bir örneği vermiş arkadaşlar. Yaparsınız siz. Biraz daha aşağı iniyorum. Geldim gruplandırma. Ortak parantezin bir üst versiyonu. Ortak parantezden ortak parantez doğurma olayı. Bakın şöyle bir şeyle karşı karşıya kalmışsınız arkadaşlar. Ax eksi by eksi ay artı bx. Bakın ne yapıyorsunuz burada? Mesela a parantezini almak için onları yan yana getireyim. Daha rahat gözünüz görsün. Öbürü de arkadaşlar eksi by artı bx. Bakın önce uyanıkça yapmayacağım. Yani uyanıklık yapmayacağım. A parantezini alıyorum. A parantezi önem alınır. A parantezini alıyorum x eksi y. Burada da b parantezini alıyorum. Bakın iyi izleyin. Hatta eksi b ise eksi b parantezini alıyorum. Y eksi x. Yani eksi b ile başladığı için eksi b parantezini aldım. Yanlış anlamayın. Öğrenci böyle bir görüyor. Uyanık bir şekilde yapmadım ya. Hocam nerede, nasıl gruplandırma bu diyor. Hemen bakın ne yapıyorsunuz, izleyin. Y eksi x demek aslında x eksi y demek, buraya artı yaparsan. Yani eksiyle çarptım. Şimdi artık x eksi y, x eksi y parantezi var. X eksi y parantezinde. Onu genelde böyle yaparlar. İkinci parantez gruplamada köşeli olur. A artı B arkadaşlar. Bakın. Anlaşıldı mı? Bu da gruplama yöntemi. Var mı problem? Yok. Mesela bak burada da bir gruplama var. Şurada a küp eksi a kare demiş ya. A kare parantezini alıyorsun. A eksi 1. Şurada da eksi parantezini alalım. Bu sefer uyanıklık yapalım. Eksi a eksi 1. Bakın eksi parantezini aldım. Daha sonra a eksi 1 parantezini alıyorum. Burada a karemiz var. Burada eksi 1'imiz var. Aa, çok güzel. Buradan bir şey çıktı. A eksi 1 zaten şu a eksi 1. Sonra a kare eksi 1'in açılımı da a eksi 1 çarpı a artı 1 diye bayağı değişik değişik bir şey çıkmış oldu. Şimdi geldim arkadaşlar. A kare artı bx artı c şeklindeki ifadeler. Ya buna biliyorsunuz o meşhur ikinci derecenin denklemler diyoruz ya arkadaşlar. Burada anlatmışım ama hani bir kitap olsun diye. Ama ben öyle anlatmayayım isterseniz. Şimdi dersteyiz çünkü. Bakın şimdi x kare eksi 5x diyelim ki eksi 14. Şimdi bunu çarpanlara ayırmak istiyorsan şuraya bir x, buraya bir x koyuyorsun. Buraya bir eksi 7, buraya bir 2 koyuyorsun. Doğru mu? Niye ama? Şimdi eksi 7x ile 2x'in toplamı şurayı verecek. Eksiyle beraber, işaretiyle beraber. Şu ikisinin çarpımı da burayı verecek. Tamam. Eksi 7 ile 2'nin çarpımı eksi 14. Eksi 7 ile 2'nin toplamı ortadakine verecek x ile çarpıldıktan sonra. İşte o zaman bunun çarpanlara ayrılmış ifadesi şöyle oluyor. X eksi 7, x artı 2. Çarpanlarından biri, çarpanlarından biri. Hocam 7 ve eksi 2 değil mi? Hayır. O sıfıra eşit olduğu zamanlar yapılan bir şey. Kök bulma olayı o. Şu anda ondan ilgilenmiyoruz biz. Çarpanlarla ilgileniyoruz. Tamam. Şimdi bakın bir başka örnekle bakalım. Mesela x kare artı 3x eksi 15. Şimdi ne yapıyorsun burada? Eksi 15 diyorum, pardon. Eksi 10 diyeceğim. Heh. Şimdi bakın burada ne yapıyorum? X'e x. Eksi 5'e 2 dediğin zaman eksi 5 x 2 x daha ortayı vermiyor. Artı 5'e eksi 2 dersen ortayı veriyor. Demek ki çarpanlar ayrılmış ifade x artı 5 ile x eksi 2 şeklinde. Bakın ne kadar kolay arkadaşlar. Başka bir örnek verelim. Mesela ayrılabilir mi ayrılamaz mı bakalım. Mesela 2x kare diyelim ki eksi 3x artı 2. Şimdi böyle bir ifade karşınıza geldi. 2x'e x diyorsunuz. Tamam mı? Şimdi ben burayı nasıl ayarlayacağım?
Şimdi 2'ye 1 desem vermiyor. Eksi 2'ye eksi 1 versem vermiyor. Ayrılmıyorsa uğraşma. Şimdi bazıları şey anlatır. B kare eksi 4 AC'den bulacaksın da kök. Şimdi bizim öyle bir işimiz yok. Neymiş x1 eşittir eksi b artı kök içerisinde delta bölü 2a. Bunlarla işimiz yok bizim. Bize ayrılmış verirler. Ya da bir şeyin parçasıdır o. Görme işi dedim ya size. Ama ve lakin mesela şöyle yapayım. Silgi gel buraya. Bakın şimdi iyi izleyin. Her zaman dediğim gibi ayrılanı vermezler ama mesela eksi 2 verdiler. Şimdi ben burada şöyle bir şey yapabilir miyim? Eksi 2'yi buraya, 1'i buraya koyabilir miyim? Bakın 1x eksi 4x daha ortayı verdi. Şimdi iyi izleyin. Şimdi biz çaprazdan deniyoruz, düzden alıyoruz. Çapraz sadece denemek için. Yani şu ortayı bulmak için çapraz yapılıyor. Ama düzden alıyorsun. 2x artı 1. Bak düz aldım. Bak düz aldım. X eksi 2. Var mesela. Evet burada var. A artı. Hani o şu an şöyle söyleyeyim. Tamamlasak bile bize bir şey yaramaz. Şimdi çok güzel ayarlanmış sorular var. Tamamlama, ekleme, çıkarma. Şimdi mesela arkadaşımız diyor ki eksi 3x eksi 2. Hocam bunu tamamlayalım. Ben bunu her türlü tamamlarım. Nasıl tamamlarım? Şöyle düşünün. Yani işimize yarar mı? Yani bir soru gibi gelir mi? Mesela 2x'e x diyor adam. Tamam mı? Hocam diyor şu artı 2 olsun. Tamam mı? Kırmızı kalemle yazmayalım. Siyahla yazalım. Şimdi hocam buraya ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bir kere 2 sayısı 2 ile 1'in çarpımı. Tamam mı? Diyelim. 2x 2x daha 4x. Şimdi ben buraya 4x olması için yapmam gereken şey şu olacak. Eksi 3x'e 7x gerekecek. Tamam mı? 7x gerekecek. 7x'i borç vereceğim. 2x artı 2 ile x artı 1'in çarpımı, hani 7x'i borç verdim ya, eksi 7x. 4x olsun diye. Ne şimdi böyle bir soru olur mu? Olmaz. Ama çok güzel ayarlanmış sorular var. Göreceksiniz arkadaşlar. Tamam mı? Ayarlanacak o soru yani. Peki bunlar da tamamlandı bence. Mesela şöyle bir şey daha var. Bildiğiniz bir şey yine de tabii ki. Mesela diyelim ki şöyle olsun. 4a kare ya da önce şundan başlayayım. Önce onu anlayın ondan sonra göstereyim. Mesela a kare eksi 6a artı 9. Mesela bu da çarpana ayrılabilir. A'ya a eksi 3'e eksi 3. Eksi 3a eksi 3a daha ne yapar? Eksi 6a yapar. Bu a eksi 3'ün karesidir. Yani şöyle yazmana gerek yok arkadaşlar, değil mi? Mesela şöyle bir şey olsaydı ne olurdu? Diyelim ki 4a kare eksi 4a artı 1. Şimdi bunu nasıl ayırırdık? Bunu da şöyle yapalım isterseniz. Şimdi hatta 4 şuraya artı koyalım. 2a'ya 2a, 1'e 1. Dındırı dındırı 4a'yı verdi. 2a artı 1'in karesi. Bakın arkadaşlar bu kadar kolay. Bunları soruda görmek istiyorum. Sizi sahada görmek istiyorum arkadaşlar. Bakın burada ayırmış arkadaşlar. Hepsini görüyorsunuz. Bakın. X kare artı 2x eksi 15. X artı 5 ile x eksi 3'ün çarpımı. Tamam mı? X kare eksi x eksi 12. X eksi 4 ile x artı 3'ün çarpımı. Çünkü ortası eksi 1 ya. Mesela x kare eksi 3 eksi 10. X eksi 5 ile x artı 2'nin çarpımı. Tamam mı? X kare eksi 8 x artı 16. Bakın x eksi 4 ile x eksi 4'ün çarpımı. Mesela 2x kare eksi x eksi 6'ya bakalım. Şurası 2x ile x'in çarpımı. Şimdi ayarlayacağız. Burada nasıl bir şey yapmamız gerekiyor? Diyorum ki şuraya eksi 3 koysam, şuraya 2 koysam eksi 3x, 4x daha artı x yapıyor. Olmuyormuş. O zaman buraya koyarsam eksi 4x, 3x daha verdi. Demek ki 2x artı 3 ile x eksi 2'nin çarpımı oluyor. Bunları artık sizler bulacaksınız arkadaşlar. Bakın burada tabii öğretim örnekler var ama bunları testlere daha değişik göreceğiz. Bakın a kare b4 eksi a4 b kare demiş. Burada ne parantezini alırsın mesela? A kare b kare parantezini alırsın. Bak a kare b kare parantezini alırsın. Buradan b kare kalır, buradan eksi a kare kalır. Bölü demişiz. Burada ne parantezini alırsın? A kare b kare parantezini alırsın. A kare b kare. Buradan a kare b kare alırsam b kalır. Karşıdan da a kare b kare alırsam artı a kalır. Tamam mı? Şunlar birbirini götürür. Yukarısı b eksi a, b artı a'dır. Aşağıda da bir tane b artı a var. Bunlar götürür birbirini. Dolayısıyla b eksi a buluruz. Anlaşıldı mı bu örnek? Peki. Mesela şurada bir örneğimiz var.
Ne demiş? A eksi B 4 ise A kare artı B kare 24 ise AB nedir demiş. Şimdi böyle sorular fix. Kolay sorular aslında. Bakın şu var, şu var. Adam diyor ki benim karemi al diyor. Kare, karesini al. İki tarafın. İki tarafın karesi. Tamam. A kare eksi 2AB artı B kare meşhur bizim şeyimiz çıktı. 16. Burada A kare artı B karenin 24 olduğunu söylüyor. Bakın A kare artı B karenin 24. 24 eksi 2AB 16 ise AB'yi sormuş. Şuranın olması gereken aslında komple 8. Ama bana AB'yi soruyor. 4. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? İki tarafın karesini almayı unutmuyoruz arkadaşlar. Mesela bakın burada hemen şuna bakalım. A artı B 12'ymiş, B artı C 4'müş. AB eksi BC artı AC eksi C kare. Bak çok uyanıkça bir soru. Şöyle yapalım. Şurada paranteze alsam, B parantezine alsam A eksi C. Şurada da C parantezine alsam artı C parantezine A eksi C. Bakın ikisi de aynısı çıktı. Buradan A eksi C parantezine alsam B artı C. Şimdi bana adam uyanık hiçbir şey vermemiş. Bak hiçbir şey vermemiş. Vermesin bunu soruyor ama ben şunu biliyorum. A artı B 12 ise B artı C de 4 ise ben bundan bunu çıkartırsam bakın bundan bunu çıkartırsam B'ler gitti A eksi C 8 olmaz mı? Bunu buldum arkadaşım 8'miş doğru mu? Buraya kadar var mı problem? Buraya kadar var mı problem? Şimdi bana B artı C, B artı C'yi vermiş zaten 4 diye 8 kere 4 32 anlaşıldı mı? Peki süpersiniz. Şimdi mesela A küp eksi B küp 15 demiş tamam mı? Bakın buraya A küp eksi B küp 15 demiş. A B kare eksi A kare B de 4 demiş. A eksi B nedir demiş. Yani şimdi bildiğimiz meşhur açılım. A küp eksi B küp dediğimizin bir açılımı var. Açalım isterseniz. Açalım mı? Açalım. A küp eksi B küp. Arkadaşlar A eksi B ile başlıyordum hatırlayın. Daha sonra A kare artı A B artı B kare eşittir 15'miş. Tamam mı? Şimdi burada bunu biliyorsam, tamam mı? Benim başka neleri bilebilirim? Şimdi bana bir A eksi B lazım. A kare artı AB artı B kare. Şimdi bakın burada bildiğim şeye baktığınız zaman da açılım olaraktan burada bulamıyorum. Peki ben buradan A küp eksi B küp dediğimiz ifadeyi şöyle bir şey yapsam. Yalnız burada bir şeyi hatalı mı yapmışım? Ha yok hatalı yapmamışım. Ben çözüm bir yandan da kafam çözüme gidiyor. Çözümde hata yaptıysam biraz sonra beni döverler diye. Bakın arkadaşlar biz şu anda buradan şuna ulaşabiliyoruz. Ama ve lakin AB kare A kare eksi A kare B olayını nasıl yapıyoruz? Şimdi meşhur A eksi B'nin küpü var. Neydi bu? A küp eksi 3 A kare B artı 3 AB kare. Çünkü burada onu gördüğüm için hemen heyecanlandım. Eksi B küp. Bakın şimdi ne yapıyorum? Elimde A küp eksi B küp var. Tamam mı? Siyahla göstereyim. A küp eksi B küp var. A küp eksi B küp 15. 3 parantezine alırsam. Bakın 3 parantezine alıyorum. Tamam mı? Buradan ne kalıyor? A kare B eksi AB kare kalıyor. Tamam mı? Şimdi adamın bana verdiği uyanık. Bak dikkat edin buraya. AB kare eksi A kare B. Ama benim bulduğum A kare B eksi AB kare. Tam tersi. O zaman o 4 ise bu eksi 4'tür. Unutmayın bu da A eksi B'nin küpüydü. Eksi 3 kere eksi 4 12 yapar. 15 daha ne yaptı? 27. A eksi B'nin küpü 27 ise A eksi B ne yapar? 3. Yani buradan gittiğimiz yöntemde işime yarayan bir şey çıkmadı. O yüzden buna gerek yok. Buradan bulduk. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki. Oo, sevimli sorulardan bir tanesi. Severim bu soruyu ben. Bakın A eksi 1 bölü A 4 ise A artı 1 bölü A niye eşittir diyor. Bakın bu soru fix sorulardan bir tanesidir. A eksi 1 bölü A'nın karesi alınır. Karşıdaki 4'ün karesi de alınır. A artı 1 bölü A'nın karesi alınır. Karşıda sorulan şeye X denir. Tamam mı? X şu anda lazım bana. Karesi alınır. X'i arıyoruz. X'i arıyorum. X'imi kaybettim. Bakalım şimdi. A kare eksi 2 artı 1 bölü A kare eşittir 16. 2'yi karşıya attın. A kare artı 1 bölü A kare eşittir 18. Dursun. Karesini aldım. A kare artı 2 artı A'lar sadeleşiyor ya ondan dolayı öğrettim ya. 1 bölü A kare ya da gösterdim ya diyeyim. X kare. Şimdi baba
Sevgili babam, bak a kare artı 1 bölü a kare şurada zaten var. 18. 2 de ekledim 20. Şıklarda 20 var ama cevap 20 değil. Karesi 20 olan şey, yani şöyle düşünün, kökünü al. Kökünü al. Bizim oralarda 2 kök 5 derler. Sizin orada bilmiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki. Bakın burada bir tane var arkadaşlar. Hemen onu da gösterelim. A kare artı B kare artı C kare 24'müş. A, B, A, C, B, C. Hatırla. Bana şunun küpünün ifadesini soruyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim size. A artı B artı C'nin küpüne bizim oralarda şey derler. Şu küpü soruyor bana ya. Önce biz kareyi bir gösterelim de artistik yapmayalım. A kare artı B kare, tamam mı? Artı C kare artı 2 parantezinde A, B, A, C, B, C. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar bakınız. A kare artı B kare artı C kareyi vermiş 24. A, B, A, C, B, C'yi vermiş 6. 2 kere 6 12. 24 ile topla 36. A artı B artı C karesi 36 ise kendisi 6 ya da eksi 6'dır. Mesela o soru sınavda gelse hatalı olur. Oraya ben bir sonra düzeltme yaparım. A artı B artı C 6'ymış. Doğru mu arkadaşlar? Hele hata yapmamışım. Çok uyanığım. Bakar mısınız? Negatif değerini sormuşum. Ya seviyorum kendimi. Eksi 6'nın küpünü alacaksınız. Dedim ki onu unutmuşumdur diye. Eksi 216 unutmamışım. Cin gibiyim, cin. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Yani hem 6 hem eksi 6 oluyor. Acaba dedim orada unuttum mu onu diye. Önceden hazırlamıştım bunları. Peki. Bu da tamam. Aman Allah'ım. Ne kadar pis bir soru. Ne pisi. Çok güzel bir soru. Bakın ne yapıyorsunuz? A kare eksi B kare eksi artı 10'a artı 25 sayısının asal çarpanlara çarpanlar ayrılmış hali. Asal çarpanlar beni andı. Arkadaşlar bakın burada ne yapacaksınız? Çok güzel bir soru aslında. Tatlı bir soru. Bakın şu arkadaşı şöyle yazalım. A kare artı 10A artı 25 eksi B kare. Şimdi izleyin. Şurası A 5 A 5 A artı 5'in karesi. Doğru mu arkadaşlar? Eksi B kare. Aman Allah'ım. 2 kare farkı. 2 kare farkı. Kızlar, çocuklar, arkadaşlar. A artı 5 eksi B. A artı 5 artı B. Çok güzel değil mi? Ya bu, ya bu. Sevdiniz mi? Anlaşıldı herhalde. Pis bir gülmeyle. Var mı problem? Var mı problem? Ha şöyle. Peki. Sonu geldi de ondan ara vermiyorum arkadaşlar. Şimdi geldik buna. Ay bu da güzel. Ay bu da şeker. Şeker, şeker seni şeker. Bakın böyle bir soru görürseniz hemen şöyle yapacaksınız. Şu 13 var ya biraz sonra al gülüm ver gülüm olacak. Kime gideceğini şaşıracak. A kare eksi 6A. A kare eksi 6A. Ana B kare artı 4B var burada da. B kare artı 4B. Çok güzel gidiyordu. Şuraya bir tane artı X koyayım. Şu beraber olsun. Şurada bir tane artı y koyayım. Beraber olsun. Şimdi size bir şey soracağım. Sevgili arkadaşlarım benim. Bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Ya burada ilginç olan şey şu. Güzel olan şey şu. 13 yok ama buradan bize bir destek var. Şimdi bu tür sorularda gözünüzü seveyim. Yapmanız gereken şey şu. A'ya A diyeceksiniz. Eksi 3'e eksi 3 diyeceksiniz. Mecburen. Şimdi bazıları diyor ki nasıl mecburen? Ben burada hocam X gördüğüm yere şey de yazabilirim. Adam kafasında rahat bir şekilde diyor. Eksi 7 de yazabilirim diyor. Niye gözüm diyorum? Mesela hocam diyor bak artı şey şurası eksi olacak diyor. Mesela A'ya A eksi 7'ye 1 hocam bak sağladı diyor. Bunda olmaz. Bu tür sorularda olmaz yani. Şu tarz soruda olmaz. Mecburen aynı sayıyı vereceğim. Zaten adamlar bak hep buralara çift vermiş. Görmüyor musun? Bak çift. Çift. Yani ikiye bölünsün diye vermiş. O zaman bu da ne? B'ye B 2'ye 2 diyeceksin. Dolayısıyla ne oldu? A eksi 3'ün karesi artı B artı 2'nin karesi. Çarpanlara ayrılmış hali gibi olmadı. Eşitliği oldu aslında bu. Burada hata yapmışım kabul ediyorum. Bu çarpanlara ayrılmış gibi olmadı. Eşiti. Eğer şu B kareye eksi yapsaydım, şu artı 4B'ye eksi 4B yapsaydım sen o zaman soruyu gör. Tam çarpanlara ayrılmış olurdu. Anlaşıldı mı?
Ha ne olduğunu göstermedik değil mi? Pardon, bazıları biliyormuş gibi yaptık. Daha sonra bazıları demeyeyim de herkes biliyormuş gibi yaptım. Özür. Eksi 3 ile eksi 3 çarparsam burası 9 oluyor. 2 ile 2 çarparsam 4 oluyor. O meşhur 13'ümüzde bu 9 ile 4'ün toplamı arkadaşlar. Tamam mı? Tamam değil mi arkadaşlar? Daha göreceğiz bunları, göreceğiz. Arkadaşlar alta inmeme gerek kalmayacak diye düşünüyorum. Çünkü niye biliyor musunuz? Bu biraz daha diskriminat işi. Bizim de şu anda bir işi yok diyorum. Kaydımızı durduruyorum. 51 geçiyor. 60 geçe, geçen haftayı hatırlayın. 60 geçe buradasınız arkadaşlar. Tamam mı?